Merhabalar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yepyeni bir Önce Eğitim programıyla bu hafta da birlikteyiz. Evet değerli izleyiciler, programımıza başlamadan önce Birleşmiş Milletler'in Kudüs oylamasıyla ilgili sevincimizi yine buradan altını kırmızı çizgilerle çizerek ifade etmek istiyoruz. Kudüs Müslümanların ve Müslümanların yüzyıllarca sancaktarlığını yapmış Türk milletinin kırmızı çizgisidir diyoruz. Ve Kudüs'e dair siyaseten ve sosyal anlamda her şey huzura erene kadar biz her hafta programlarımızda sizin kulaklarınıza Kudüs'ü fısıldamaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, tabii eğitime dair önce eğitim dediğimiz bu program her cuma saatler 21.45'i gösterdiğinde Kanal 5 ekranlarından yayınlanıyor. Ve ben Ramazan Avcı, naçizane bu programda moderatörlük yapıyorum. Bugün Türklerdeki beylik gururunu konuşacağız. Bugün Türklerdeki at kültürünü konuşacağız. Değerli izleyiciler, tarih öğretmenlerimizden hep duyarız. Biz ata binmeyi iyi bilen bir milletiz. Efendim, biz kılıç kuşanmayı iyi bilen bir milletiz. Ve bu özelliklerimiz de 2017'ye kadar sirayet etmiş özellikler. At kültürü, sosyologlar çok iyi bilirler, tarihçiler çok iyi bilirler ki insana beylik gururu verir. Yani at üstünde giden birisi yayaya göre daha bir cüsseli durur, daha bir heybetli durur, kendine daha fazla güvenir. Bugün biz 2017'nin atlarını konuşacağız. 2017'nin trafiğini konuşacağız, otomobillerini konuşacağız. Aslında bize beylik gururu veriyor dediğimiz bu sürücülük eğitimini konuşacağız. Orada biz ne kadar beylik gururu almalıyız, biz orada ne kadar bey olmalıyız, bunları konuşacağız. Tabii konuğumu yakından tanıyorsunuz aslında. Bizim Kanal 5 Önce Eğitim programının konu trafik eğitimi olduğu zaman sıklıkla kendisine müracaat ettiğimiz sevgili Lokman Yıldırım Hoca ile birlikte trafik eğitimini konuşacağız. TÜSEKON Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Lokman Yıldırım Beyefendi ile. Tabii değerli izleyiciler, yönetmenimiz de ara ara sizlere özellikle programda neden bu konuyu biz altını çizerek konuştuğumuzu anlatabilmek adına MOBESE kameralarından elde ettiği görüntüleri programımıza serpiştirecek diyoruz. Ayrıyeten değerli izleyiciler, Kanal 5 Facebook sayfasından programımızı canlı izleyebiliyorsunuz ve sorularınızı sosyal medya ortamında bize ulaştırabilmeniz için yönetmenim Serdar'ın KJ'de ekranınızın alt kısmında verdiği Instagram hesaplarına ve Kanal 5 Ankara stüdyolarına 0312 alan kodu ile 287 1055 numaralı telefondan bağlanabiliyorsunuz dedik. Lokman Bey hoş geldiniz yani. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Böyle bir ehemmiyetli konuya eğildiğiniz için öncelikle teşekkür ederim sektör adına. Öncelikle Filistin konusundaki duygularınızla şiddetle ben de ortak olduğumu belirtir. İslam dünyasının inşallah bir an önce uyanıp tekrar eski şaşalı günlerine dönmesini gerçekten arzu edenlerden birisi olarak güzel temenninize ben de katıldığımı bildiririm. Evet, sürücülük atla başladınız. Güzel bir örnek verdiniz. Tarih boyu Türk milleti savaşçı bir millet. At bizim için olmazsa olmazımız bazı kalemlerden bir tanesi. Endüstriyle birlikte araçların keşfedilmesi, üretilmesi, daha sonra bunların otomobile, bugünkü anlamda otomobile dönüşmesi safhasında ülkemiz bu noktada gerçekten ata binmekte geç kaldı. Ve zamanında yakalayamadığı çağın gelişimlerinden dolayı bazı kültürleri biz oturtamadık.
Burada eğitim anlamında bir hamle geride olduğumuzu, bir adım geride olduğumuzu hep görüyoruz. Belki sevgili izleyicilerimiz ekranlardan, kazalardan bunlar görecekler biraz sonra nasıl elim kazalarının olduğunu. Demem o ki biz aracı kullanırken aracın hızlandırılması, belirli bir ivmeye çıkması sürücülerin ellerinde. Motorunu büyütürsün, büyük motorlar takarsın, değişik argümanlarla bunu hızlandırma şansımız her zaman vardır. Ama bir aracı durdurabilmek için bazı fizik kanunları geçerlidir. Onun bir duruş ivmesi vardır. Ne yaparsanız yapın, bu araç o ivmenin altında durmayacaktır. Hızlandırmak elimizde, durdurmak fizik kanunlarının elinde. Evet. Durum hal böyle olunca sürücülerimizden en çok bizim istirham ettiğimiz, rica ettiğimiz, sizin de buyurduğunuz gibi o gururu, o sevinci yerinde kullanalım. Yani dozunu abartmayalım. Yani ne kaç kilometre hızla gitmemiz gerektiği ise 50 ise 50, 100 ise 100. Bunu mühendislerimiz, yol mühendislerimiz aracın kabiliyet ve mütekabiliyetine dayalı olarak bunların hesaplamaları zaten yapılmış ve dünyaca bilinen şeyler. Biz bana bir şey olmaz mantığıyla, Türkiye bir şey olmaz mantığı araç kullanırken geçerli değil. Önce onu bir altını çizmemiz gerekiyor. Bu noktada sizin de buyurduğunuz gibi sürücülükte mutlaka kurallara harfiyen uymamız lazım. Sayın Binali Bey'in, başbakanımızın bir sözü var. Yolların kralı yok, kuralı var. Bu söz gerçekten sürücülükte çok önemli. Bizim kurallara harfiyen bağlı kalmamız lazım. Şimdi Lokman Hocam, meseleye ben şuradan girmek istiyorum aslında. Bizim çocukluğumuzda izlediğimiz bu Kemal Sunal, Şener Şen filmlerinin repliklerini hatırlatmak istiyorum. İzleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. İşte birisi Almanya'ya gider bir köyden ve o köye son model bir Alman otomobili ile, markasını söyleyemiyorum. Evet. Gelir, işte fötr şapka, elinde bir teyp, radyo ve Türk sinemasında o senaryo, o görüntüler, işte Şener Şen'in ya da Kemal Sunal'ın o otomobilin camına böyle kolunu koyarak işte köylüye hava atarak bir gurur abidesi gibi gösterircesine otomobili özellikle taşra kültüründe, Anadolu'da, yani bizde bir gurur abidesi haline getirdiler. Kesinlikle, evet, evet. Ve bugün hepimiz trafikteyiz. Yani bugün Türkiye'de geçen okuduğum bir yazı, yanlışsam düzeltin lütfen, 18,5 milyon özel araç olduğunu. Şu anda 21 milyon civarında. Buyurun, 21 milyon özel araç. Evet. Bu her aileye bir otomobil demek Türkiye'de. Kesinlikle. Evet. Şimdi hepimiz trafikteyiz dolayısıyla. Aracının markasına güvenen, aracının lükslüğüne güvenen, efendim teknik donanımlarına güvenen insanlar, gerçekten benim programda açılışını yaptığım o cümle, o beylik gururuyla trafikte geziyorlar. Kesinlikle, evet. Yani çevre yolunda azami süratinin 120 olacağı bir yolda, hadi %10'luk bir pay tolereyle birlikte adam yanınızdan bir geçiyor, sizin 240-300 artık nedir göremiyorsunuz yani, böyle bir kütle, bir nesnenin hareket ettiğini bir nesne biliyorsun. Geçiyor, bilemiyorsunuz. Aynen, yani öyle, rengini maalesef bile fark edemiyorsunuz. Biz toplumsal bilinci uyandırma adına, şimdi trafik eğitimini detaylı konuşacağız tabii programımızın sonuna kadar. Bu bilinci uyandırma adına ne yapmamız lazım hocam? Öncelikle biraz daha detaya inmemiz gerekiyor bu anlamda. Sürücü eğitiminde son 5 yıl içerisinde Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğümüz, Sürücü ve Trafik Eğitimleri Daire Başkanlığı'nın çalışmaları ve Türkiye Sürücü Kursları Eğitimcileri Konfederasyonu'nun gerçekten bir makinenin parçaları gibi, hiçbir zaman için özel sektör devlet ayrımı burada gerçekten gözetilmedi. Buradan da yetkililere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda elini taşın altına koydu. Bu sorunun çözümü noktasında muazzam bir işbirliği içerisindeyiz şu anda.
Yani o kadar güzel enstrümanlar çalışıyor ki cihaz, o kadar güzel ses, karışık kuruşuk sesler yapmadan iyi bir noktaya evrildiğimizi düşünüyorum. Avrupa standartlarını yakaladık, hatta geçtiğimiz birçok nokta var şu anda. Çünkü bunu nereden anlayacağımızı söylemek gerekirse, Avrupa Birliği uzmanlarıyla birçok proje yaptık. Hala da devam eden projelerimiz var. Bir tanesi devam ediyor, %100 yaşam, trafikte %100 yaşam projesi. 7. oturumunu yapmak üzereyiz. Burada gelecek üzerine tartışıyoruz. Gelecekte ne yapabiliriz? Bizim trafikte, biraz önce cümlemde kullandım, biz trafiği geç algıladık. Bize trafik dünya gelişmiş ülkelerine göre 50 yıl geriden ülkemize girdi. Önce bunu kabul etmek gerekiyor. Bunun üzerine inşa edeceğiz. Bir, sürücü eğitiminde yeteri kadar zamanında müdahale edemedik. Araçlar girdi, sürücülerimizi biz istediğimiz seviyede yetiştirip sahaya süremedik. Ama şu anda son 5 yıl içerisinde yetiştirmiş olduğumuz sürücüler Avrupa Birliği standartlarında yetişmekte ve kendi aracını, sürücü belgesini alan, sınavları başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler kendi aracını çok rahatlıkla trafikte gönül rahatlığıyla, öyle şişmeden, büyük bir heybet, büyük bir şey içine girmeden, kapris içine girmeden ya da büyük bir gurur aşaması yaşamadan sürücülük de bir olgu olduğunu idrak edebilecek şekilde biz onları yetiştiriyoruz. Nedir bunlar mesela? Özellikle trafik kültürünü verdik. Trafik adabını verdik. Trafikte saygıyı verdik. Trafikte hoşgörüyü verdik. Hiç yapmadığımız, belki eğitim camiasında, diğer eğitim öğretim camiasında hoşgörü, saygı üzerine biz ders koyduk şu anda. Trafik adabı diye özel öğretim kurumları genel müdürlüğümüz sağ olsunlar. Onlarla işbirliği içerisinde böyle bir ders koyduk. Şu anda sürücü yetiştirmek adı hocam, altında dersimiz var. Trafik adabını biraz açalım ama evet. Hattımızda bir izleyicimiz varmış. İzleyicimizi aldıktan sonra. Alo. 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 Efendim. Ramazan Bey. Serdar'cığım tekrar bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi Lokman Bey, adab, meseleyi çok güzel bir noktaya getirdiniz. Trafik adabı, yani benim biraz önce verdiğim örnekte de bir edepsizlik söz konusu. İşte kesinlikle, trafikte yüzlerce insanın hayatını hiçe sayarak, işte son sürat, belki azami süratin iki katına çıkarak belki trafikte gitmek bir edepsizlik bence. Saygısızlık ve kişi haklarına aykırı davranışlardan bir tanesi. Peki bu trafikte adab meselesine hangi müfredatla giriş yapıyor özel öğretim kurumları? Şimdi özel öğretim kurumları sürücü eğitiminde trafik eğitimimiz var, ilk yardım var, araç bilgisi anlamında. Önce motor bilgisiydi, sonra motorun gereksiz olduğunu, sürücü için sadece teknik anlamda araç bilgisinin olması yeterli olduğu kanısı hakim olduktan sonra asıl ülkemizin kanayan yarası olan trafikteki hoşgörüsüzlük, trafik adabı, saygısızlık, tahammülsüzlük. Bu konuyu biz çok irdelemeye başladık. Gündeme geldi. Sağ olsun yetkililer de bu güzel bir noktadan girdiğimizi fark edince sürücü ve trafik eğitimleri daire başkanlığı bünyesinde hazırlamış olduğumuz ders müfredatı olarak, trafik adabı olarak bu dersi koyduk. Koymamız da gerekiyordu. Çok geç kaldık. Bu anlamda çok, Türkiye olarak çok geç kaldık. Trafik adabı şöyledir. Mesela bir evimize misafirimiz geldiği zaman biz ne yaparız? Yemediğimizi, içmediğimizi, misafirimize ikram etmeyi, yedirmeyi, içirmeye çalışırız değil mi? Evet. Türk milletinin en büyük meziyeti, en güzel alışkanlıklardan bir tanesi bu. Peki aracımıza binince bir yol almak isteyen bir kişiye neden yol vermiyoruz? Bu da bir saygıdır, hoşgörüdür. Biz de vergi veriyoruz, o da vergi veriyor. O da yolu kullanmak zorunda, ben de kullanmak zorundayım. O kişi de işine gidecek, ben de işime gideceğim ya da evine gideceğim. Fark eden bir şey yok. Zorda kalan birini kurtarmak Türk milletine aittir. Her zaman böyle düşkün birine, yolda kalmış, zor durumda kalmış birine Türk milleti her zaman elini uzatmıştır. Ama trafikte değil. Biz bunu toparlamaya çalışıyoruz. Bu kültürümüzü trafik kültürünün de içerisine atmaya çalıştık. Son 2 yıldır trafik adabı dersi verilmekte. Hoşgörü, birbirimize hiç tahammül edemiyoruz. Vay efendim, o benim önümden trafiğe nasıl çıkabilir? Bırak, Ramazan Avcı da evine gidecek, o da gitsin.
Ben ayağımı gazdan çeksem, önümdeki sürücü, tarih yoldan çıkan sürücü yola katılsa bir saniyede ben bir şey kaybetmem. Hiçbir şey, evet. Hiçbir şey kaybetmem. Ne kazanırım? Belki o kişinin bir bana şöyle el işaretiyle teşekkür etmesi, Allah razı olsun demesi ya da sağ ol kardeş demesi, kazanabileceğim en büyük sevapların, yani en büyüğü odur işte, bir insana yardım etmektir. Tanımadığı, insanın yani, hiç tanımadığı birisine yardım edebilmektir. Nasıl bir zorda kalan bir insanı, bir hayvanı acıyıp onu yedirip içirip ısıtıyorsak, koruyorsak, kolluyorsak, trafikte de kalan birisine biz aynı muameleyle yaklaşmamız lazım. Biraz önce gururdan, heybetten bahsettik. Biz aracımıza bindiğimiz zaman o Türk toplumundaki böyle şatafatlı, misafirperver, yemez içirmez Türk algısını tamamen kapatıyoruz. Başka bir kimlikle o koltuğa oturuyoruz. Canavarlaşıyoruz. Hız sınırı yok. Saygı hiç yok. Hoşgörü hiç yok. Adam hata yapabilir. Sürücülükte şöyle bir şey vardır. Biz yıllarca hep şunun üzerine durduk. Hep dedik ki ofansif sürüş yapalım. Yani iyi bir sürücü yetiştirelim. Hayır. İyi bir sürücü yetmiyor. Şimdi çark ettik, dedik ki arkadaş iyi bir sürücü yetmiyor. Niye yetmiyor? Hemen onu da açayım. Artık bizim iyi bir sürücü olmamız trafikte bizim güvenle seyredeceğimiz anlamına gelmiyor. Niye? Çünkü yol kullanıcıları var, yayalar var, başka sürücüler var, başka nesneler var yollarda. O zaman bizim şunu iyi irdeleyip hayata geçirmemiz lazım. Nedir dersek, ofansif sürüş anlayışından defansif sürüş anlayışını idrak etmemiz lazım. Şimdi buradaki açacağım konu şu, başka birilerinin, sürücü olabilir, yaya olabilir, bir canlı olabilir, hayvan olabilir, bir nesne olabilir. O yolu kullanabilir, o yola çıkabilir. Bizim bununla ilgili her an tetikte ve her an hazır ve nazır olmamız lazım. Bunu sağlayabilmek için özür diliyorum. Konu bütün. Hızımızı kontrol altında tutmamız lazım. En birinci temel neden budur. Evet. Evet. Şimdi defansif sürücülüğün eminim ki birkaç tane özelliği vardır. Kesinlikle. Birincisi hız dediniz ama diğerlerine geçmeden önce bir duyuru yapmam gerekiyor. Lokman Hocam, müsaadenizle. Değerli izleyiciler, bu pazar yani 24.12.2017 tarihinde Ankara şehrimizde, başkentte Ato Meclis Salonu'nda bir sempozyum var. Ve bizim program konumuzla da ilintili bir sempozyum olduğu için buradan duyurmak istiyorum. Serdar'cığım, telefonumuz da hazırsa alacağım. Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve Özel Okulların Geleceği Sempozyumu. Değerli izleyiciler, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da tensip buyurması halinde katılacağı bir program. Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın da katılacağı bir program. Özellikle 2023 hedefimizde bizim eğitim vizyonumuz ne ve bu vizyonda da özel okullar artık gitgide önemli bir hal aldı, önemli bir noktaya oturdu Türk eğitim sisteminde. Bu organizasyonun mimarlarından birisi olan Özder Ankara Şube Başkanı, benim de kıymetli dostum Ayhan Çetinkaya hocayla bir bağlantımız olacak. Alo. Ayhan Hocam. Evet, sanırım bir sorun var. Evet, Lokman Hocam. Şimdi defansif sürücü eğitimi veriyoruz dediniz. Yani artık trafikte sadece kendi sürücülüğümüz değil. İyi bir sürücü olmak tek başına yeterli değil. Yeterli değil. Defansif sürücülükte nelere dikkat ediyor? Defansif sürücülüğün temel anlayışı şudur. Siz ne kadar, biraz önce de söyledim, ne kadar iyi bir sürücü olabilirseniz olun, burada karşıdan doğabilecek, var olabilecek tehlikeleri önceden sezmek. Mesela levhalar olur, işte heyelan olabilir, işte bir yaban, bir araziden geçiyorsak yaban hayvanı çıkabilir gibi levhalandırmalar var. Bunun gibi şehir içinde olabiliriz, kavşaklarda olabiliriz, tepe üstlerinde olabiliriz, bir araç arıza olabilir. Son surat, biraz önce buyurduğunuz gibi 200'de gidiyorsunuz yolda. Yani gitmemeniz gereken bir hızla gidiyorsunuz.
Tam tepeye tırmandınız, bir araç arıza yapmış ya da orada bir nesne bir şekilde orada öbeklenmiş kalmış. Sizin hiçbir şekilde kurtarma şansınız yok. Defansif sürüş budur işte. Önceden görmediğiniz, hani deriz ya dağın arkasını görmek gibi bir şey budur. Evet. Görmediğiniz tepenin dağın arkasını keşfetmek, düşünmek, onu canlandırmaktır defansif sürüş. Buradan bana böyle bir hata gelebilir. Ya önüme bir araç çıkarsa, ya bir hayvan çıkabilirse, ya bir yaya çıkabilirse, ben bu hızda bu aracı kontrol edebilir miyim? Edemezsiniz. Niye? Yasal sınırlar çerçevesinde kalmadığınız için. Araç sonuçta nitekim bir kul yapısıdır. Teknik bir kapasitesi vardır. Sizin gibi düşünemez. Der ki 70 kilometre hızla giden stabil şartlarda, 70 kilometre hızlarda stabil şartlarda bir aracın frenleme mesafesi 93 metredir. Çok uzun bir mesafe. Şimdi eğer siz bunun bilincinde, benim aracım bak bu hızda şu kadar mesafede, o da stabil olursa her şey. Yavaş olmayacak, yerler kuru olacak, lastikler taze olacak. Şu bayat lastikleri de durma mesafesi beraberinde artıyor. Bunları stabil olarak düşündüğümüz zaman 70 kilometrede, 93 metrede normal şartlarda duran bir araç bunun stabil olamayacağını düşünün. Yoldan kaynaklanan bozukluklar olabilir, badallar olabilir. Lastiğinde bir sorun olabilir, havasız olabilir, başka bir türlü bir sıkıntı olabilir. Fren balatalarında ayarsızlık olabilir. İstediği kadar güç harcamayabilirsin, basamazsın, çekme yapabilir. Birçok unsuru beraberinde düşündüğün zaman defansif sürüşe giriyor işte. Nedir? Önceden kaza yapmadan tedbirini almaktır. Nasreddin Hoca, Evliyaullah ne demiş? Çocuğunu desteği eline vermiş, bir tokat atmış. Sormuşlar, hocam niye tokat attın çocuğa? Ya desteği kırarsa demiş. Şimdi biz kaza yapmadan sürücü kurslarımızda ya testiyi kırarsa diye önceden bu olayları anlatmaya çalışıyoruz. Bak bu hızla gidersen şöyle olaylarla karşılaşırsın. Niçin tünele girerken yavaşlamamız gerektiği, kavşak ağızlarında niçin yavaşlamamız gerektiği, tepe üstlerinde niçin yavaşlamamız gerektiği, daha da doğrusu kısaca kör nokta dediğimiz, kazaların çok cereyan edebildiği, vuku bulduğu yerler her zaman için bu noktalardır ve boş arazilerdir. İnsan hızını ölçemez burada. Nesne olmadığı için hız körlüğü dediğimiz olaylar var. Nesne de yok. Hiçbir şekilde hızını göremiyorsun. Biraz da bilinçsiz bir sürücü yetiştirdiğimiz zaman kadrana da bakmıyorsa, Allah ne verdiyse aracının bütün mütekabiliyetlerini kullanarak işte artık 200'ler mi olur, 100'ler mi olur, 300'ler mi olur? Maalesef bunları kullanan bilinçsiz sürücülerimize karşı biz defansif sürüş anlayışını irdeledik ve şu anda bu noktada iyiyiz. Yeter mi? Hayır, kesinlikle yetmez. Bizim bir kademe daha bu işi başka yere götürmemiz gerekiyor. Burası ne diye soracak olursak, peki defansif anlayışla, hadi bunları da aldık, hızımızı götürdük. Peki yaya endeksli sürücülere ne zaman geçeceğiz? Birincil hedefimiz yaya olmalı. Türkiye'de maalesef şu anda 50 yıllık bir araç geçmişimizi düşünürsek son 50 yıl içerisinde, ama bunun son 15 yılında bir trafik senkrazyosunu ikiye katladı akışlar. Gerek toplumun ekonomik olarak iyi bir noktaya gelmesi, yollarımızın da iyi olması, araçlarımızın çok olmasına rağmen gerçekten kazayı epeyce aşağı çektiğimizi söyleyebilirim. Biraz sonra istatistikleri de verebilirim. Biz bu noktada kendimizi yaya endeksli sürücülük anlamına doğru çekmemiz lazım. Niçin yaya endeksten kastım şudur. Bütün yol geçişlerinde, bütün haklarda hemen hemen ana arterler hariç yayalarımızın birincil öncelikli kullanma hakkını onlara vermemiz lazım. Peki size soruyorum. Şehir içinde, sokaklarımızda, küçük çaplı caddelerimizde yayalara yol veren sürücülerimiz var mı? Yok. Avrupa gibi ülkelere, bugün Kıbrıs, yavru vatanımız Kıbrıs'ta bile bize göre yaya öncelikli trafik akışı var. Bize göre daha önde yaya konusunda. Hocam bu... Belki bunları sezmişsiniz, gözlemlemişsiniz. Şehirlere göre değişiyor aslında. Birazcık evet, yani, fark var. Bu tamamıyla kültür. Kesinlikle. Şimdi ben buradan Amasyalı izleyicilerimizi tebrik ediyorum. Yani en azından benim hissiyatım o. Biz Türkiye'de birçok ili gezdik hocam. Oradaki trafik akışlarını vesairesini, hangi ilde nasıl bir kültür var biliyorsunuz. Yani
Mesela ben aşağı Yozgatlıyım. Yukarı, evet, ben Yozgatlı hemşerilerimi, özellikle Yozgat şehir merkezindeki trafik adaplarını sevmiyorum mesela. Yani o kadar bariz belli ki Amasya farklı. Amasya'da herkes birbirine yol verir. Sürat yoktur. Efendim kimsenin acelesi yok. Hiç kimsenin acelesi yok. Ya inanamazsınız hocam. Yani ben hatta orada Amasyalı arkadaşlarıma da söylemiştim. Ya bu nasıl bir şehir dedim burası. Burası şehzadeler şehri. Demek bir fark ettiniz mi Amasya'da evet, böyle bir evet, şey? Yani maalesef, bu şehirlere göre, şehir kültürlerine göre değişiyor herhalde. O kültür yok maalesef diyorum. Keşke İstanbul trafiği ile Ankara trafiği de bambaşka. Evet, çok sürücülük başka anlamında. Doğru. Doğru. Yani bu anlamda Ankara trafiğinde gerçekten sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Maalesef. Gelişme var mı? Var. Şükür sıfır değiliz. İyiye gidiyor. Umut fakirin ekmeğidir. İyi bir noktaya doğru ilerlediğimizi düşünüyoruz. En azından nekahat süreci iyiye gidiyor. Evet. Bu çok önemli. Bir hastada nekahat süresi çok önemlidir. Evet, tabii ki. Eğer hastada iyiye giden gözlemlem varsa doktor sevinir, memnun tabii olur, daha fazla olur çalışır. Ve motive olur yani. Motive eder kendini. Evet. Ama nekahat süreci geriye doğru gidiyorsa doktorun da gardı düşer, kendine terk eder hastayı. Bizde öyle değil. Süreç çok iyiye gittiğini düşünüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar sektör temsilcileri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Özeröğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve ilgili daire başkanlığımız buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iyileşmeyi biz canlı canlı, hızlı bir süreç olarak görüyoruz. Öyle bir ivme var ki yukarı doğru. İnşallah bir insan yetiştirmek 25 yıldır. Bir nesil yetiştirmek, öyle söyleyeyim, daha doğrusu düzelteyim. Bu 25 yıl içerisinde biz 5 yılda biz çok nokta aldık. Bu 25 yıllık sürecin 5 yılındayız biz. İnanın bana %100'lük barem üzerinden %40, %50 iyileşmeyi şu anda biz çok yakaladık yani. Sürücü eğitimde yakaladık. Bunu nereden anlıyoruz Lokman Hocam? Bunu, yani, trafik kazalarından trafik mı anlıyoruz? Kazalarından istatistiksel olarak şöyle örnek verebilirim. Tabii. 2004 yılında 8 milyon araç varken, ülkemizde 8 milyon araç varken yaklaşık 3500 kişi trafik kazasında hayatını kaybediyor idi. Bugün 21 milyon araç var. Ölen insan sayısı kaza yerinde, o da değişti. Onu da anlatayım, ayırayım ayrıca nedenini anlatayım. 3500 kişi ölüyor. 21 milyon araç ve 27 milyon ya da 28 milyon bugün sürücü var. Ehliyetli sürücü var. Trafiğe katılabilen. Hemen hemen ülke nüfusunun 5'te 1'i ya da 4'te 1'i ehliyetli. Şimdi şu hal şöyle. Daha önceki, bir yıl önceden sadece kaza yeri istatistiklere dahildi. Trafik kazası, ölümlü kazalara. Şimdi değişti. Kaza yeri artı bir ay içerisinde hastanede ölen şahıslar da bu sürece dahil. Çok güzel bir gelişme bu. Çok mükemmel bir iyileşme sağladık. Bunda en büyük argüman bence yani, tabii mutlaka bizim çok katkımız olmuştur ama en büyük pay duble yollar dediğimiz hükümetimizin sağ olsun insanlığa katmış olduğu katma değer mükemmel. Öyle güzel bir katma değer kattı ki, ülkemiz insanı adına söylüyorum bunu, çok gurur verici bir tablo devletimiz adına. Hükümetimizin yapmış olduğu duble yol katkısı, bölünmüş yol. Bölünmüş yol kafa kafaya kaza olayını neredeyse sıfıra indirgedi. Yok. Ancak çok hızlı gidecek, yoldan çıkacak. Uyuyup yoldan çıkacak. Ya da kavşaklarda ki kazalar ölümlere neden oluyor. İşte bu defansif, ofansif olayları bu noktada devreye girmeye başladı. Evet. Kavşaklara yaklaşırken, Ramazan Hocam, izleyicilerimizi de altını çiziyorum tekrar tekrar. Bana bir şey olmaz mantığından lütfen uzaklaşın. Her kavşağa bir giriş hızı ve bir sürat tahdidi vardır. Diyor ki bu kavşağa 50 ile gir, 30 ile gir. 30 ile gireceğimiz bir kavşağa 130 ile girersek çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncü de şimdi çizer. Hocam bir reklama gireceğiz. Reklamdan sonra da şunu konuşalım. Ya arkadaş, yani benim arabam işte son model bilmem ne arabası. Kadranı 280 bunun. 50 ile mi gideyim? Psikolojisini konuşalım. Olur mu hocam? Tabii. Ama bir kısa bir reklam verelim. Güzel bir evet konu. Değerli izleyiciler, önce eğitim bugün TÜSEKON Genel Başkan Yardımcısı Lokman Yıldırım
beyefendi ile birlikte bugün trafik canavarlarını konuşuyoruz. Türkiye'de trafik eğitimini ve trafik güvenliğini konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra tekrar buradayız efendim. Alo. Evet Serdar abi, sesim geliyor mu net bir şekilde? İnşallah geliyor mu? Ses 1 2 3 deneme. Ses 1 2 3. Tanışmış mıydık? Alo. Sayın dinleyen. Alo. Sesiniz hiç yabancı gelmedi. Evet. Daha önce bu kanalı aradınız. Evet. Teşekkürler ederim. Sağ olun. Yine yayına bağlamak isteriz. Evet. Buyurun Kerim Bey. Hemen söylüyorum. Şu anda yine şey oldu da konuklarımız çay içiyor.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyiciler, reklam arasından önce de bir anons geçtik. Tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve Özel Okulların Geleceği Sempozyumu var bu hafta sonu Ankara'da. 24 Aralık 2017 tarihinde bu pazar Ankara Ato Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın da katılımı ile gerçekleştirilecek. Bu organizasyonun mimarlarından birisi, emektarlarından birisi olan sizin de yakinen tanıdığınız kıymetli dostum Ayhan Çetinkaya ile bir bağlantı kuruyoruz. Özel Öğretim Derneği Ankara Şube Başkanı. Alo. Alo. Ayhan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ramaz abi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor organizasyon hazırlıklarınız hocam? Valla hummalı bir çalışma var. Yaklaşık bir 15 dakika önce bugünün mesaisini bitirdik. Arkadaşlarda müthiş bir heyecan, müthiş bir istek var. Zira konu eğitim ve eğitim camiasındaki bu işin emektarları topyekin bunu bir sorumluluk olarak kabul ettiler ve Ankara'ya güzel bir sempozyum kazandırdılar. Ben müsaadenizle öncelikle Kanal 5 izleyicilerine, önce eğitim programı takipçilerine ve sevgili misafiriniz Sayın Lokman Yıldırım'a hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten keyif verici, çok öğretici, bir o kadar da ihtiyaç olan bir program yaptınız. Lokman Bey ve size trafik eğitimiyle ilgili paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyorum öncelikle. İnşallah yerine ulaştıysa bahtiyar olacağız. Yani ben ziyadesiyle diyorum, zira Türkiye'de sadece müsaadenizle trafiğe ilişkin bir cümle paylaşacağım. Kendi özgürlük alanımızı başkalarının özgürlük alanını ve yaşam konforunu daraltmadan kullandığımız sürece bence trafikte de sorun kalmayacak. İnşallah, inşallah Ayhan Hocam. Evet, sempozyuma dair neler söylemek istersiniz? Ramazan Hocam, öncelikle önce eğitim programıyla Kanal 5 ailesini bir kez daha tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Zira dönem dönem eğitim sektörüne ilişkin gerek yeni projelerin kamuoyuyla paylaşılması, gerekse eğitim alanındaki bir takım problemlerin masaya yatırılması konusunda çok duyarlı bir yayın politikanız var. Sizin de hasaten eğitim birikiminiz bu alandaki çalışmaları taşlandırıyor. Şimdi bizler sizin de az önce anonsla ilan ettiğiniz üzere özel olarak, ki ben özel Ankara Şube Başkanı olarak bu çalışmayla ilgili birkaç konunun altını çizeceğim. Özel Öğretim Derneği olarak Ankara'mızda Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve Özel Okulların Geleceği konulu bir sempozyum düzenledik. Bu sempozyumumuz Allah nasip ederse 24 Aralık 2017 Pazar günü Ato Meclis Salonu'nda, özellikle altını istiyorum, Ato Meclis Salonu'nda, Ato Kongresi'nde değil, bu sempozyumu gerçekleştireceğiz. Zira bu sempozyum Türkiye'de birbirinden değerli akademisyenlerin katılımıyla daha da bir farkındalık oluşturacak. Çünkü biz özel öğretim sektöründeki eğitim yatırımcısı olarak, bir yönüyle iş adamları olarak, bir yönüyle de bu vatanın, bu milletin yetiştirdiği eğitimciler olarak bu tip çalışmaları önemsiyoruz. Ve bu tip çalışmalarla özellikle Türk milli eğitiminin ve bunun diğer paydaş olan özel öğretim sektörünün de daha inovatif ve daha güzel projelerle geleceğe ışık tutacağı kanaatindeyiz. Ben müsaade ederseniz sempozyumun katılımcılarıyla ilgili birkaç bilgi sevgili Kanal 5 ve önce eğitim takipçileriyle paylaşmak istiyorum. Buyurunuz hocam. Alo. Buyurunuz efendim. Hocam duyuyoruz biz sizi. Buyurun. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Ramazan Bey, şimdi pazar günü sempozyumumuz sabah 9 ile 10 arasında sempozyum kayıt işlemleriyle başlayacak. Ve nasip olursa biz burada gerekli misafirlerimizin konuşmalarının ardından birinci oturumu gerçekleştireceğiz. Birinci oturumumuzda oturum moderatörümüz Profesör Doktor Servet Özdemir, kendileri Başkent Üniversitesi'nden. Daha sonra birinci oturumdaki katılımcılarımız yine birbirinden değerli akademisyenlerimiz. Tabii akademisyen oldukları kadar da sahada, eğitim alanında gerekli uygulamayı ve tecrübeyi kazanmış akademisyenlerimiz. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Mehmet Bulut, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörümüz. Mehmet Bey'in bizlerle paylaşacağı konu başlığı medeniyet tasavvurumuz ve gençliğin eğitimi. Takdir edersiniz ki zaten konu başlıklarda sempozyumun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmiş olacak. İkinci oturumdaki konuşmacımız
Servet Özdemir Bey, Profesör Doktor. Servet Bey'in konu başlığı da 21. yüzyılda eğitim anlayışı, uygulama ve yönelimler. Bir diğer birinci oturum konuşmacımız yardımcı doçent doktor Nergiz Dama. Kendileri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden katılacaklar. Ve onların bizlere sunacağı konu başlığı da eğitim ve İslam ilişkileri. Birinci oturumun son misafiri ise Erol Erdoğan, gazeteci eğitimci. Kendileri de bizimle eğitim ülkesi olma yolunda Türkiye 2023'e doğru konu başlığını paylaşacak. Ramazan Bey, biraz vaktinizi alıyorum ama ben bunları önemsediğim için kamuoyunu bilgilendirmek adına ikinci oturumu da paylaşacağım. İkinci oturumumuzun moderatörü Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor Birol Akgün Beyefendi. Kendisi hem ülkemizdeki hem de uluslararası arenadaki eğitim gelişmelerini bizzat yakından takip eden bir büyüğümüz. Evet, Maarif Vakfı'nı biz minnetle ve takdirle takip ediyoruz. Evet, özellikle Maarif Vakfı'nın özgün çalışmaları bu ülkenin yaşadığı 15 Temmuz sıkıntısından sonra bir kez daha ne kadar elzem ve ihtiyaç olduğunu hep beraber izah ettik. Evet. Sempozyumun öğleden sonraki ikinci oturumunda Profesör Doktor Bekir Berat Özüpek'i yine misafir edeceğiz ve kendileri İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetiminde öğretim görevlileri ve konu başlığı özgür bir eğitimin çerçevesi. Yine bir diğer katılımcımız Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Bacanlı. Hasan Bey de eğitim uygulamalarının çocuk psikolojisine etkisi konu başlığını bizlerle paylaşacak. Bir diğer katılımcımız Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Doçent Doktor Adnan Boyacı. Adnan Bey de 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve eğitimi yeniden düşünmek konu başlığını paylaşacak. Son konuşmacımız ise Doçent Doktor Mustafa Sever. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden. Geleceğin eğitimi için kültürel süreklilik ve model kurulumu. Peki Ayhan Hocam, sempozyuma kimlerin katılmasını öneriyorsunuz? Kimlere kapımız açık? Bir kere biz bu sempozyumu bütün kamuoyuna paylaştık. Ama özellikle Ankara'da pazar gün kendi rutin pazar programında bir farkındalık oluşturmak isteyen ve Türkiye'nin gelecek heyecanını eğitimcilerle birlikte yaşamak isteyen tüm Ankaralıları davet ediyoruz. Zira biz özler olarak bugüne kadar yaptığımız sektöre, eğitim sektörüne, özellikle eğitim sektörünün özel sektör ayağına yaptığımız bütün çalışmalarda bu aidiyeti çok önemsedik. Çünkü eğitim sadece kurumların, sadece öğretmenlerin ya da sadece devletin işi değil. Biz eğitimi toplumun bütün fertleri ve kesimleri olarak topyekun bir sorumluluk olarak algılarsak inanıyoruz ki Türkiye hep birlikte 2023 hedefine ve diğer kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşacak. Bunu niye önemsiyoruz? Şunun için önemsiyoruz. Şimdi klasik bir söz vardır, eğitim şart. İşte bu anlamda da biz bizi dinleyen Ankaralılardan gelecek dönüşlere, onların bize tekrar geri dönüşlerine de çok önem veriyoruz. Zira bu geri dönüşlerle biz Ankara'daki ve Türkiye'deki özel öğretim sektörünün istenilen seviyeye ulaştıracağız inşallah. İnşallah. Bütün Ankaralıları davet ediyoruz. Bu arada tabii Ankara'daki eğitim bürokrasisinden gelecek misafirlerimiz var. Yine öğleden sonraki oturumu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Yusuf Tekin'in konuşmalarıyla başlatacağız. Zira Yusuf Bey'in son zamanlarda hem özel öğretim sektörüne hem de Türk Milli Eğitim'ine çok özgün çözüm önerileri ve yaklaşımlar, hizmetleri var. Bunu da önemsiyoruz. Bu arada bizim özel okullarımızdaki kurucularımız, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz bu sempozyumu bizatihi sektörün içerisindeki etkin dinamikler olarak kendileri takip edecekler ki bu konuda çok ciddi bir teveccüh var. İnşallah güzel bir program olacak. İnşallah. Ayhan Hocam, Allah yardımcınız olsun. İnşallah hayırlara vesile olan bir sempozyum olacaktır. Öyle ümit ediyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza ben katıldığınız için. Ben son bir şey paylaşmak istiyorum. Özellikle Özder Genel Merkezimize, Genel Merkez Yönetimimize, Eğitim Komisyonumuza ve Genel Başkanımız Ahmet Akçay'a genel merkez olarak böyle önemli bir konuyu Ankara gibi bir başkentte bir sempozyum çalışmasıyla hazırlamış olmaları bizlerin de Ankara Şube yönetim olarak bu sorumlulukta üzerimize düşen yükü alıp en iyi şekilde hazırlanmamızdan dolayı hem Genel Başkanımız Sayın Ahmet Akçay'ı hem de Ankara Şube yönetimindeki birbirinden değerli okul kurucularımı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur diliyorum. İnşallah, inşallah. Ayhan Hocam hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar. Hayırlı diliyorum. Akşamlar, sağ olun. Evet, Lokman Hocam.
böyle bir es vermek zorunda evet. kaldık. Kusurumuza bakmayın lütfen. Estağfurullah. Güzel bir program buradan tanıtma fırsatı oldu. İyidir. Yani sonuçta verilen es gerçekten değer olması önemlidir çünkü. Evet, çok önemli. O da yine bir eğitimin bir parçası ve bizim için olmazsa olmazımız. Zaten evet. bizim konumuz eğitim. Evet, eyvallah, sağ olun. Şimdi reklam arasından önce nerede kalmıştık biz? Evet, önemli bir noktaya değineceğiz demiştik. Psikolojik davranışları biraz irdelememiz evet. lazım. Sürücü evet. psikolojisi üzerine biraz kafa yormamız gerektiği kısmında kaldık. Evet. Şimdi sürücülerin psikolojik olarak da kendini sürücülüğe hazır hissetmesi bizim için çok önemli. Bu şekilde kendini hazır hissetmeyen sürücülerimiz tam o psikolojik olgunluğa, sürüş rahatlığını kendinde idrak etmeyen sürücülerimiz sürücü belgelerini aldıktan sonra şuursuz diyebileceğimiz böyle kurala, etiğe, ahlaka, adaba sığmayan davranışlar sezgiliyoruz, yapıyor, faaliyetlerde bulunuyor. Nedir dersek, işte aşırı hız, makas atmamak, sabırsızlık, başkalarının geçiş hakkına ya da geçiş üstünlüğüne riayet etmeme. Trafik kelimesi kendi başına zaten bir unsurdur. Trafiğin temeli bir yerden bir yere aracınla seyahat edebilmek. Bizim emrimize verilmiş bir aracı en hızlı ve en güvenli bir şekilde bir yerden bir yere seyahat ettirme işine biz aslında güvenli sürüş diyoruz. Evet. Hızlı olacak ama güvenli hiçbir şekilde elden bırakmamak kaidesiyle. Niçin hızlı olacak diye hemen sorarsanız hı hı. şöyle onu açıklayayım. Bir şehirden bir şehire birinci viteste gitmek güvenli araç kullanmak anlamına gelmez. Yolun ve aracın bize verdiği teknik şartlar içerisinde en hızlı ve en güvenli şekilde seyahat ettirebilmek. O aracı o şekilde sek ve idare etmektir hızdan ve güvenden evet. kastımız. Evet. Bazı sürücülerimiz var. Özellikle gençlerimize buradan özür diliyorum alınmasınlar ama maalesef genç arkadaşlar kendi adrenalinlerini diyelim. Artık yaşın vermiş olduğu hüküm müdür? Öyle de özetleyebiliriz belki kısaca tam detayına inmemek için. Kendilerini tatmin edebilmek için araçla bazı risk almaya çalışıyorlar. Şimdi trafiğin temeli şudur. Trafikte hiçbir zaman için kural ve kaideyi elden bırakmayacaksın. Niçin? Burası çok önemli. Trafiğin tekrarı yok. Evet. Bir matematik formülü değil. Ya da bir sosyal bilimler dersi değil. Çok doğru. Bir deney yaparsın, olmadı, tüpü patlattık, getirirsin, bir tüp daha kursun. Matematik yaparsın, sonucu yanlış çıkar, evdeki hesap çarşıya uymaz, gelirsin bir daha hesaplarsın. Ama trafikte şu çok önemli. Hiçbir şekilde ve ama hiçbir şekilde tekrarı yok. Gitti mi gitti. Evet. Önemli olan, işte biraz önce, aradan önce örnek vermiştim. Nasrettin Hoca'nın testi misali. Biz testiyi kırmamanın yollarını aramaktayız. O testiyi nasıl olur da kırdırmayız gençlerimize, sürücülerimize. Bu bizim için çok önemli. Şimdi hep sürücü üzerine kavram geliştiriyoruz. Maalesef bir de bu işin ikinci ve üçüncü şahısları var. Yayalar ve yolcular. Bunlar da hocam, bizim için çok önemli. Şuraya bir değinmemiz lazım aslında. Yani 2017 model, işte 2018 model araçlar çıktı. Bakıyorsunuz abi yani araç donanımları muhteşem. Yani adam oraya bir kadran koymuş, hız koymuş. 280 gösteren araçlar, 300 gösteren araçlar. Ve programın başında da ifade ettiğim gibi yani biz ne kadar lüks araca binersek o kadar beylik gururu elde ediyoruz evet, maalesef. Evet, evet. Vatandaş diyor ki ya arkadaş yani tamam 50 yazmışsınız koskoca otoban 4 şeritli yol ama benim aracım gidiyor yani 280'e kadar gidiyor. Araçlarda böyle bir tahdit uygulaması mı yapılmalı? Yani şimdi orada aslında öyle bir şeye gerek yok. Makam ve mevkiler insanlara takva ve mütevazilik kazandırır. Evet. Bu çok önemli. Takva ve mütevazilik kazandırır. İnsanlar büyüdükçe, mertebesi yükseldikçe alçak gönüllülük ve hoşgörülük
abidesi olurlar. En azından olması gereken, olması gereken evet. budur. Yani kültür budur. Örf ve adetimiz de bunu gerektirir. Araçta da bu mihmalde yol almamız lazım. Bunun için devletimizin şöyle bir refleks geliştirmesi lazım. Zaman zaman bunu yeni yeni dillendiriyoruz inşallah. Yakın zamanda ilgililer bu konuda bir refleks gösterip böyle bir talebi karşılarlar. Bir, gençlerimizin kendi o kadranlarını görebilecekleri, test edebilecekleri, kimseye zarar vermeyeceği özel bir parkur oluşturabilirler. Trafik kapalı bir alan, işte spin mi atacak, U mu çekecek, C mi çekecek, dönecek mi, lastik mi yakacak, ne yapacaksa gitsin kimseye zarar vermeden, zikzak atarak, makas atarak birilerinin canını, kendi canını, ikinci, üçüncü kişilerin canını hiçe sayarak bu işi yapacağına, ki bu adrenalini tutmak çok zor, ekstrem sporlar gibi düşünmek evet, lazım evet. bunu aslında. Bu da bir sporun başka bir tehlikeli boyutu aslında. Olmaması gereken bir şey ama maalesef var. Varsa çözüm aramak gerekiyor. Vara yasak koyarak çözüm üretemiyorsunuz. Eğer insanın kanında hızlı atış varsa gençlerde, özellikle gençlerde, bu adrenalini atması lazım. Sporcu ne yapıyorsun? Dağa sürüyorsun, gidiyor, dağa tırmanıyor, mırmanıyor, düşüyor, müşüyor bir şekilde o şeyini atıyor, evet, refleksini evet. atıyor. Evet. Sürücülerimiz ne yapacak? Şimdi son model, sizin de buyurduğunuz gibi araçlar var. Kadranları 260, 270'ler, 300'leri gören araçlarımız var. Çok güzel modifiye araçlar yapılıyor. Teknoloji çok gelişti. Evet. Çeşitli yakıtlar gelişti. İşte nitrojendir gibi bazı yakıtlar var. Aracın hızını birkaç kat artırabilen araçlar var. Zararlı mı? Evet zararlı. Motora zarar veriyor ama genç bunu görmüyor. Görebilecek kapasitede değil zaten. Onu idrak evet. edemiyor. O anki ruh haliyle bunu idrak edip anlayabilecek şeyde değil, yaşta değil ya da durumda değil. Bir, bazı ülkelerde bu var. Hız sınırlamasının kalktığı bir yollarımız var. Çok geniş, düzgün bir Konya yolundan örnek verelim. Düzgün yol. Ne kadar diyelim? 20 kilometre, 30 kilometre, 50 kilometre. Arkadaş burada gel aracını test et. Senin kadranın kaçı görüyor? Git orada test et. Ama başka yerde de nasıl gideceğini bil. Bu çok önemli. Şimdi bundan biz alıkoyamayız insanlar. Hızlanacaksa onlara özel, kendine de çok zarar vermeyecek, yani çok demeyeyim de hiç zarar vermeyecek tarzda yollar geliştirmek lazım. Hı hı. Uçak pistleri gibi, ona benzer tarzlarda. Ya da noktasal anlamda geniş sahalar, 10 bin metrekare, 20 bin metrekare alanlarda gitsin. Burada lastik mi yakıyor, U mu çekiyor, B mi çekiyor? Ne yapabiliyorsa, kabiliyeti neyse. Ters mi dönecek, arabasını mı devirecek? Burada yapsın ama başka birilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye ve riske atmasın. Bunların da bir şekilde geliştirilmesi lazım. Yani bunlara uygun otonom bölgeler oluşturulması lazım. Oraya girsin içeriye, orada ört kapısını. İçeride dönsün, hızını alsın, refleksini zayıflatsın. Aracın nasıl kabiliyeti olduğunu öğrensin. Dışarıya çıktığı zaman da o refleksi kesinlikle göstermeyecek denetim ve takip edebileceğimiz yolları da koymamız lazım. Mesela çok hızlı giden sürücüler özellikle şehirler arası yollarda, şehir girişlerinde hız engelleyici tedbirler alır. Emniyet Genel Müdürlüğümüz. Evet. Bunun amacı şudur. Hep 120 ile 130 ile geldin. Şehir içine gireceksin meskun mahalle alanına. Hızını 60, 70, 30 gibi rakamlara indirmen lazım. Hı hı hı. Şimdi bir sürücü sürekli 120 ile giderken bir anda bunun 50 ve 60'a 70'e düşürmesini istemez. Rahatsız olur bir an için. Biz buna hız körlüğü diyoruz. Alışıyor. Vücut adapte oluyor hıza. Sürekli evet. 120 ile gitmeye adapte oluyor. Evet. Bu gibi şehir girişlerinde, meskun mahal girişlerinde bunların hızını düşürebilecek elektronik kontrol noktaları oluşturmamız lazım. Denetim mekanizmaları geliştirmemiz lazım. Bilecek ki ben bu meskun mahalde levhayı gördüğü andan itibaren kesinlikle denetleneceğim ve limitleri harfiyen uymam lazım. Çünkü hız körlüğünün çok dezavantajları var bize karşı. Çok dezavantajları var. Alışa gidiyorsun 120 ile, şehir içinde bir bakıyorsun adam 120 ile devam ediyor. Evet. Düşmüyor hızını, düşüremiyor. Bu bir hastalık gibidir. Yani lüks, nasıl lüksten fakirliğe insan düşmek istemezse hızdan da yavaşlamaya düşmek istemez. Doğru. Evet. Böyle bir insan bünyesinde alışmışlık var. Yaya arabayla gitmek varken yaya gitmek kim ister? Kimse istemez. Hı-hı.
bu örneklerden olduğu gibi psikolojik sınırlarda biz gençlerimizi zorlamadan, sürekli yasak koy, o da bir çözüm değil. Her şeyi yasaklayarak da bir yere varamayız. Bırak o da kendi adrenalini atsın, aracın kabiliyetini, aracının özelliklerini tanısın, kayıyor mu, dönüyor mu, yan mı yatıyor, çamura mı batıyor, ne yapıyor? Evet. Aracını da son model aracının kaç ibre gösterdiğini orada test edebilsin. Çok doğru. Bu tür refleksleri de devletimiz olarak sağlamamız ve bu yönde de bir adım atmamız gerektiğini biz sektör olarak yavaş yavaş dillendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Lokman Bey, meteoroloji uyarıyor. Özellikle iki gündür işte hafta sonu Anadolu'ya kar gelecek deniyor. Dolayısıyla Türkiye'de kış şartları hakim. Kış şartlarında sürücülerimiz güvenli sürüş teknikleri geliştirebilme adına nelere dikkat etmeliler? Bunu da konuşup sonra yavaş yavaş programımızı bitirelim isterseniz. Çok önemli. Malum kış ayındayız. Öncelikle kışa girmeden önce aracımızın kışlık bakımları. Lastik değişiminden, cam sileceklerinin değişimi, cam antifrizleri, yani cam sularının antifrizli olması gibi görüşü bozacak bütün unsurları ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamız lazım. Buradaki en büyük handikap lastik seçimi. Kesinlikle ve kesinlikle kar tipi lastiklerimizi bütün araçlar, özel araçlar dahil, zaten kanunen ticari araçlar takıyor 1 Aralık'tan itibaren. Bizim kendi yaşadığımız şehirden ben örnek vermek istiyorum. Mümkünse 15 Kasım 1 Aralık'ı kesinlikle beklemeyelim. Özel otomobiller için söylüyorum. Şehir içinde kullanıcılar zaman zaman tıkanıyor yollarımız kar yağdığı zaman. Evet. 15 Kasım ve 15 Mart tarihlerinde mutlaka ve mutlaka kışlık lastiklerini sökmesinler. Bu tarih çok önemli. Bu süreçte, 4 aylık bu süreçte kar tipi lastiklerimizi, vakumlu lastiklerimizi kullanmamız lazım. İyi bir kar tipi lastik seçimi zincir takmaktan daha güvenlidir. Çünkü zincir her zaman her yerde işe yaramaz ama özellikle buzlu yollarda kar tipi lastiklerimiz vakum etkisi yapar. Adı üzerinde vakum lastikler. Evet. Bir vantuz gibi buzun üzerine yapışır. Aracımızın savrulmasını, sağa sola spin atmasını, kaymasını, hakimiyetin bizden gitmesini engeller. Seyircilerimizden ricamız şu. Araç lastiklerini, çekici tekerlekleri zaten takıyoruz tahrikli olanlara. Diğer lastiklere de takmamız önemli olan. Niçin önemli? İki tane önden ya da arkadan çekişli araç modellerimiz var çünkü kullanılan modellerde. Hangisine takmazsak ön veya da arka, aracın öbür lastikleri kaymaya uygun olacağı için yine biz dönmeye başlayacağız. Kontrol bizim elimizden yine kaçacak. Burada şöyle örnek vermek isterim. ABS'li frenle ABS'siz fren sistemini buna örnek verebilirim. Mesela ABS'li fren sistemi toplumumuzda yanlış bir algı vardır. Çabuk durdurmaz aracı. Hemen durduracağımızı sanarız. Hayır, kesinlikle. ABS'li fren olan araç daha geç durur. Özellikle kış aylarında çok risklidir. Çünkü tutunmadıkça freni bırakır. Lastik tutunamadıkça freni bırakır ABS. Evet. Bırakır, sürekli bırakır. Bu da durmayı geciktirir. Ama bize vermiş olduğu bir avantaj var. Bunu hiç zaman yadsıyamayız. Nedir? Sürekli kontrol bizim elimizdedir. O yüzden ABS'den vazgeçemiyoruz. Niye? Kontrol bizde. Evet. Kar tipi lastikleri de dönelim geri. İki tekerlere kar tipi vakumlu lastiği takarsak Sayın Hocam, diğer iki teker yazlık olursa araç yine dönmeye başlar. Kontrol yine bizim elimizde olmaz. Kontrolün bizim elimizden çıkmaması için aynı ABS'de olduğu gibi, modelde olduğu gibi bütün lastikler, yani dört lastiğinin de vakumlu, aynı tip, aynı model, özellikle o önemli, farklı cins lastikleri kesinlikle takmayalım araçlarımıza. Hmm. Yılları da farklı olmasın. Çünkü tutma ve kavrama dengesi, eşitliği aynı olmalı. Balanslı bir makine gibi olur o zaman. Evet. Biri tutar, biri kavramaz. Bu da tehlikelidir. Aynı model, aynı yıl, aynı desen lastiklerle lastiklerimizi zamanında, özellikle kendi şehrimiz için söylüyorum, Ankara için, her yer için farklıdır. Mesela sahil şeridi, mesela Antalya gibi, İzmir gibi yerler bol yağış alır buralar. Buralarda da geniş oluklu yağmur tahliyesi geniş olan lastik seçilmeli. Vakumludan ziyade. Niye? Suyla
pardon, karayoluyla lastiğimiz arasında su bir tabaka oluşturmamalı. Evet. Yağmur kanalları, oluklarımız geniş olsun ki oradan hemen dışarıya tahliye edebilsin. Eğer ince kanallı lastik seçersek sahil şeridinde yaşayan sürücülerimiz, vatandaşlarımız bu sefer suda tutunamazlar. Suyun üzerinde sabun gibi kayar giderler. Bu anlamda da sahil şeridinde yaşayanlar, sıcak bölgede bize göre ılıman iklim diye tabir edeceğimiz yerde yaşayanların da buna riayet etmesi lazım. Özellikle cam suları antifrizde olması lazım. Motorumuzun zaten bakımları, kışlık bakımında motor sularının antifrizleri mutlaka artık sürücülerimiz tarafından bakılıyor ve yapılıyor. Bu anlamda iyi bir noktadayız. Ve şehir kirliliğine bir katkıda bulunacak. Belki konumuzla çok alakası yok. Hava filtrelerinin ve mazot filtrelerinin mutlaka her yağ değişiminde değiştirilmelerini buradan rica ediyorum. Hava kirliliğine katkıda bulunmak adına. Evet. Hava filtresini zamanında değiştirmezsek aracımız zengin karışımdan dolayı aşırı yakıt tüketecektir. İyi yanmayan yakıt da havayı daha fazla kirletecektir. Daha fazla fosil yani karbondioksit salımını ne yapacak bize ortaya çıkaracaktır. Bu da şehrimizi maalesef yaşanmaz hale getiriyor. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten kıymetli bilgiler verdiniz. Ümit ediyoruz ki trafik adına bir kazayı kurtarmışızdır İnşallah. Bugün. İnşallah. İnşallah. Hedefimiz bir... bu, amacımız bu. Bir insan yaşat ki dünya yaşasın. Evet. Sloganımız bu. Aydınlık geleceğimize birlikte beraber yürümemiz lazım. İnşallah. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir programı hazırlayıp bize bu konuşma fırsatını verdiğiniz için teşekkür Kanal 5 ailesine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Lokman Yıldırım'la birlikte trafik eğitimini konuştuk, trafik güvenliğini konuştuk. Biz önümüzdeki hafta Cuma günü saatler yine 21.45'i gösterdiğinde okul öncesi eğitime dair bir muhabbet geliştireceğiz Kanal 5 Ankara stüdyolarında. Okul öncesi eğitim, özellikle ana sınıfı çağındaki çocuklarımız, okula önümüzdeki yıl başlayacak olan çocuklarımızın ve özellikle bunların velilerinin ekran başında olması gereken bir program olacak. Haftaya Cuma'ya dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.